Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. 18 Ekim 2024 itibariyle haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Piyasalarda, borsaya, altına bakacağız. Ve tabii haber akışlarını değerlendireceğiz. Bugün Borsa İstanbul'da pozitif bir gün vardı yine. Günlükte de iyi gidiyorduk. Ancak JP Morgan'ın Türk bankacılık analizinden sonra biraz piyasa sarsıldı. Tabii Merkez Bankası'nın kararı çok tartışıldı. Kimisi şahin bir duruş sergiliyor dedi, kimisi güvercin dedi. Ekonomi insanları ikiye bölündü burada ve Merkez Bankası'nın üzerinde baskı had safhaya ulaştı. Şimdi tabii bu hareketler normal. Yani dipte bu tarz baskıların oluşması bizim beklediğimiz bir durumdu. Ben gayet rahat bir şekilde piyasada olan biteni karşılıyorum. Kabaca bir analiz yapacağız. Hafta sonunda daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama istiyorsanız X Bank üzerinden, yani bankacılık endeksi üzerinden değerlendirmemizi yapalım. Burada ne oluyor, ne bitiyor, geçmişte ne yaşadık? Bu haftalık bazdaki grafiği ve bizim tahminimizi görüyorsunuz. Hisse Özel'deki arkadaşlarımız zaten bunları çok yakından takip ediyor. Tüm ayrıntılarına da hakimler. Bankacılıkta bir alt banda, yani ana destek seviyesi olan 330 dolar seviyesine doğru bir eğilim netleşti. Zaten bunu ben söylemiştim böyle olabileceğini. Şuradaki hareketin aynısını burada tekrardan görme durumumuz söz konusu diye de belirtmiştim tepeden geri dönüşlerde. O yüzden kademeli ve kontrollü alımlar takip edilecek. Yani şu anki hareketlerin sebebi faiz indirim baskısı. Bunun başka bir izahı yok arkadaşlar. Dün de normal video paylaşamadık. PPK kararı sonrası paylaşmıştık ama akşam paylaşmadık. Kripto paraları değerlendirdik. O tarafta önemli bir başlangıç var, bir hareket hazırlığı var. Ve son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan birkaç hissemizi değerlendirdik. Raider Teknoloji, Pegasus, Türk Hava Yolları ve gübre fabrikaları. Bunlarda dikkat edeceğimiz referans bölgelerini takip ettik ve aylıktaki yabancı takas dağılımlarına baktık. Burada enteresan ve bazen de inanması güç olan görüntüleri sizlerle paylaştık. Bunlar negatif görüntüler değil. Bunlar nasıl bizim keriz yerine konulup elimizden malın alındığını gösteren ve izah eden teknik ve temel görüntüleri ben burada size aktarıyorum. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. İzlemek isterseniz de kanalımızın katıl butonundaki hisse özel bölüm var. Oradan takibini yapabilirsiniz ve muazzam derecede zaten beklentilerimiz de çalışıyor. Bankacılık durum bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. TL bazlı eğer takip etmek isterseniz ben kabaca size grafikte nereleri takip ettiğimizi belirteyim. Gördüğünüz gibi durum bunlardan ibaret. Tabii detayları hisse özelde vermiştim. Şimdi endekste sakinliğimizi koruyacağız. Bu tarz hareketler yani %2, %2,5'luk gayet normal. Bunlar bizim yeni normallerimiz. Yılbaşına kadar bir pozisyon tamamlanması gerekiyor. Yani bizler borsa yatırımcıları olarak da, küçük yatırımcılar olarak da, orta ölçekteki artık herkesin durumu nasıl bilmiyorum, maddi durumu. Pozisyonlarımızı tamamlayacağız. Kasım'dan itibaren bir miktar daha yukarı yönlü 10 bin lira doğru ivmemiz devam edecek. 10 binlerde teknik bir ufak düzeltme bekliyoruz. Zaten bunu da değerlendirdik. Bu da ne anlama geliyor? Burada bir oluşum. Yani şöyle bir omuz, şöyle bir baş, şöyle de bir omuz eğilimi tekrardan oluşabilir. Detayları hafta sonunda vereceğim. Altınla devam edelim. Ons altın bugün yukarı yönlü hareket etti. Kur da ufaktan yukarı yönlü hareketli. Gram tarafında tarihi rekorlar geldi. Zaten söylemiştik, geri çekilmeler. Kısa vadeli 9 ve 20 günlük ortalamalar pozitif bölgede duruyor. Temkinli oluşa devam ama bu saatten sonra altın her noktayı pozitif şekilde değerlendirir demiştik. Yıl sonu 3000 hedefi çalıştı. Şimdi 3200 var hedefte. Bunu da hafta sonu detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Burası da gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Göstergelerde tekrardan pozitif ve döndü. Ons altına bakacak olduğumuzda bu tarafta zaten pozitif 2700'ün üzerine geldik. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir direnç noktasına temasımız geldi herhalde bugün itibariyle. Tekrardan bir net bir kontrol edelim. Şu mıknatısımızı da açalım. Şurası 1720 ve şöyle de bir titretmeden alırsak aynen. Şurayı bir
inceden düzenleyelim. Aynen. Yani 2710-2720 aralığı işte burada önemli bir direncimiz vardı. Bu bölge bu hafta itibariyle ihlal edilmiş mi edilmemiş mi tam net değil ama tam dirençle bir kapanışımız geldi. Burası zaten zayıf bir dirençti, bunu biliyorsunuz. Teknik olarak düzeltmelere dikkat edelim demiştik. Ha, teknik düzeltme devam edebilir mi? Şöyle bakın, buralarda dikkatli olacağız. Biraz zirve seviyelerine ulaştık. Bu detay çok çok önemli. Şöyle de bir zirve değerlendirmesi yine ufaktan yapalım. Sizler de hafta sonu grafiklere çalışırsınız. Önemli bir direnç seviyesine geldik. Şimdi buradan 2700 seviyelerinden kısa ve orta vade için, yani 3-6 ay vadede altın pozisyonu almak doğru mu derseniz, ben en son gram bazında 1950-2000 bandı iyi bir nokta demiştim ve ben buradan gireceğimi söylemiştim. Buradan giriş bize kısa vadede ne getirdi? 3000 lirayı getirdi. 2000 liradan 3000 lira, yani %50 tak hesaba geçti. Şimdi bu anlık hareketleri yakalamak tabii ki önemli ve kıymetli teknik detayları da beraberinde getirir. Buradan sonraki hedef 4000 dolar. Ancak buradan teknik bir düzeltme gelme eğilimi de olası görünüyor arkadaşlar. Kısa vade alım yapacaklar için buralar biraz sancılı seviyeler. Özellikle fiziki ve gram altın yatırımcılar için söylüyorum. Temkinli ve tedbirli olmakta fayda var. Dikkatlice süreci takip edeceğiz. Bölgenin yukarı yönlü kırılmasıyla zaten 4000'e net bir hareket göreceğiz. Ama önemli bir dirence yaklaştığımızda unutulmamalı. Haftalıkta durum ne diyecek olursanız, şöyle grafiği sıfırlayın. Haftalıkta RSI 80'lere geldik ve buralarda hatta 81 seviyelerinde kapanışımız geldi. Günlükte de tekrardan yukarı döndük ama burada biraz daha kısa vadeli piyasayı takip ettiğimizde tepe seviyelerinin düştüğünü görüyoruz. Takibe değer, tekrardan ortalama değerleri vesaire hepsini inceleyeceğiz. Şu aylık bazdaki görüntü çok kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah kırar geçeriz ama biraz daha detaya inmek gerekiyor diye düşünüyorum. Petrol 73,5 dolar seviyesinde, Brent petrol. Şu an için saat 20.56. Bu noktalarda fiyatlıyor bu taraf. Kısa vadede bir 80 dolar hedefimiz vardı biliyorsunuz. 79-80 dolar. Burası çalıştı. Ve düzeltmesini de aldı. Direnç seviyesi arkadaşlar görevini yaptı. Şimdi direncimiz bizim neresiydi? Şunu bir kapatalım, şu mıknatısı. Şurayı şöyle aldığımızda şurada biraz uzatalım. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar direncimiz çalıştı. Zaten belirtmiştik burayı. Gidişat muhtemel şöyle bir oluşumumuz var. Hafif aşağı yönlü, böyle sağa aşağı yönlü bir tobo. Takibi değer. Çok aşağı yönlü bir hareket beklemiyorum zaten. 68-70 dolar bandının altına hareket beklemiyorum. Bunu da biliyorsunuz. Değerlendirmiştik. Bu tarafta yine hafta sonu itibariyle değerlendireceğiz. 70-90 dolar aralığı dalgalanma, yani trade edilebilir alan. O yüzden çok çok dikkatli olacağız. Kur tarafında pek bir hareket yok. Karar sonrası da hareket yok. Merkez Bankası'nın müdahaleleri, ek adımları devam ediyor bildiğiniz gibi. Ve Kasım'da olacak olan, beklenen olan faiz indirimi aralığa sarkmış. Şimdi bazı cepheler Ocak diye diretiyor. Başkan Erdoğan enflasyonda acele edilmemeli diyor. Orada da yıl sonu itibariyle daha öncesinde rahatlayacağımız söyleniyordu. Kasım ayında enflasyon raporu var. Biliyorsunuz Merkez Bankası enflasyon sunum raporunu yine açıklayacak. Yılın sonu enflasyon sunum raporu. Bununla birlikte asgari ücret görüş Aralık ayındaki PPK kararı da yılın son haftasına denk getirildi. Bununla birlikte de tabii asgari ücret mevzusu ön planda olduğu için bu tarih denk getirildi. Enflasyonla mücadele kapsamında zor bir durumdayız. Bu kaçınılmaz bir son. Ama içeri tarafta da artık durgunlaşan piyasa, makası açmaya başlayan küresel merkez bankaları içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işini çok çok zorlaştırıyor. Şu an bir resesyon sürecinin içerisindeyiz. Tam net olarak, fiili olarak buna resesyon denmese de piyasa kilitlenmiş durumda. Acilen nakite ihtiyacımız olduğu unutulmamalı. Borsada da bu dipteki sancılı hareketlerin sebebi zaten bu.
Yine hafta sonunda ayrıntılara değineceğiz. Haftalık kapanışı bence bu şekilde özetleyip bitirelim. Detaya ineceğiz. Hafta sonu yine hisse özelde bomba gibi analizlerle devam edeceğiz. Borsayı, altını, petrolü bunları da yine ayrıntılı bir şekilde hangi teknik ve temel görüntüleri, haber açılarını takip edeceğiz. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Tabii tavsiye ediliyor olmadan eğitim amaçlı yapmanız gereken kanalımıza abone olup bildirim seslerini açmanız ve hisse özel videolarında katıl butonundan izleyebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini tekrar verdikten sonra hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.